Wow! Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, görünmezlik pelerini gibi bir objeyi hikayeye yerleştirirken sanırım çocukluk günlerinde kurduğu hayallerini bizim gibi okuyucularıyla paylaşmak istemişti. Çünkü bu hayali sadece o kurmuyordu. Görünmez olmak hepimizin çocukluk günlerine ait bir hayaldi. Kimsenin bizi görmeden yapacaklarımız üzerine hepimiz kafa yormuştuk eminim. Gizlice gireceğimiz yerleri, görmek istediğimiz kişileri hepimiz gayet iyi biliyorduk. Hayallerle sınırlı kalmadı ama görünmez olmak isteyen. İnsanlık için bir tutku oldu görünmezlik. Aynı uçmak gibi. Çocukluk günlerinin bu masum isteği masumiyetini yitirmişti artık. Görünmez olmak büyük bir silahtı. Üstünlük sağlıyordu. Mutlaka ele geçirilmeliydi. Düşman çoktu. Beceremedi. Ne denediyse olmadı. Bedenini ortadan kaldıramıyordu bir türlü. Doğada buldu çözümü. Burnunun ucuna saklanan canlıları nasıl olur da fark edemez onu anladı önce. Bedenini ortadan kaldırmak değildi görünmez olmak. Çok iyi gizlenebilmekti. Renk değiştiren bu kelamunları fark etti. Ağaç gövdesine saklanmış güveleri, yaprak şeklindeki kelebekleri gördü. Daha çok araştırdı, daha çok öğrendi. Sonunda saklanmayı, gizlenmeyi, kamufle olmayı öğrendi doğada. Elindeydi sonunda. Görünmez olmak kadar etkili olmazdı ama işini görüyordu sonuçta. Askerlerine bulunduğu coğrafyaya uygun renk ve desenlerde kıyafetler giydirdi. Tanklarını kapladı, uçaklarını boyadı. Sonra döndü, silahını ateşledi. Öğretmenin doğaya daha fazla ihtiyacı yok ne de olsa. Kamuflaj, yani görmeme sanatı. Av, avcı ya da bitki fark etmez. Doğadaki hemen hemen her canlının küçük ya da büyük ölçekte uyguladığı bir sanat. Kocaman ormandaki tek bir ağaç gibi fark edilmek de olabilir bu sanat. Uçsuz bucaksız bir bozkır noktasında kimseye görünmeden avına yaklaşan bir aslan da. Canlıların kamuflaj yetenekleri kamufle olmaya olan ihtiyaçlarıyla doğru orantılı. Hayatta kalmak için ne kadar gizlenmesi gerekiyorsa o kadar adapte olmuş durumdalar. Öyle ki bazı canlıların renk algılarının olmadığını biliyoruz. Ama buna rağmen vücut renklerini ya da desenlerini bulundukça çevreye uyumlu hale getirebiliyorlar. Yani kamufle olmak hayatta kalmanın temel şartlarından. Söz konusu kamuflaj olunca kuşlar uyguladıkları inanılmaz tekniklerle bu işin başını çekiyorlar. Dünya üzerinde kesin sayısı bilinmemekle birlikte 10 binden fazla kuş türü yaşadığını biliyoruz. Ve bu türlerin neredeyse tamamı bulundukları çevre uyumlu bir kamuflaj özelliği gösteriyorlar. Kuşların kamufle olmalarındaki temel amaç fark edilmemek. Av veya avcı olmaları önemli değil. Kamufle oldukları sürece tehditlere karşı daha güvenli hale gelebiliyorlar. Bazı zamanlar gizlenmek için değil de daha fazla görünür hale gelmek için çaba gösterdikleri durumlar da olabiliyor. Örneğin üreme dönemindeki erkek kuşlar. Dişlilere kendini beğendirmek için parlak ve renkli tüylere sahip oluyorlar. Üremek hayatta kalmaktan daha önemli olabiliyor yani bazı zamanlarda. Üreme dönemi bittiğinde ise çok dikkat çekmeyen soğuk renklere bürünüyorlar. Soğuk kış günlerinde yemek bulmaya çalışırken av olmamak lazım neticede. Kuşlar renk, desen ve duruş olarak özetleyebileceğimiz 3 farklı teknik kullanarak gizlenebiliyorlar. Bazı türler bu 3 tekniği tamamını kullanıyor, bazıları tek bir yolu tercih ediyor. Bu teknikleri kullanarak en üst düzeyde başarı sağlayan kuş türleri gececil kuşlar. Bu kuşlar birçok kuş türünün aksine beslenme, çiftleşme, yuva kurma gibi yaşamsal faaliyetlerini geceleri gerçekleştiriyorlar. Durum böyle olunca da gündüz saatlerinde kimseleri görmek istemiyorlar. Özellikle kargalar ve gündüz yırtıcıları gibi kuşların ağır talihsine maruz olmaktan kaçınıyorlar. Türkiye'de de gözlemleyebildiğimiz baykuş türleri ve çoban avlatan bu tarz kuşlardan. Küçük bir baykuş türü olan İshak kuşu kamuflaj konusunda master yapmış kuşlardan birisi. Her şeyden önce gün boyunca hareketsiz beklediği ağacın gövdesine çok benzer renklere ve desenlere sahip. Sadece bu özellikleriyle bile bir İshak kuşunu gündüz fark etmek oldukça zor. Ama İshak bundan biraz daha fazlasını yapıyor. Fark edilme ihtimalini minimuma indirmek için duruşunu dikleştiriyor. Kulak tüylerini kabartıyor. Bu haliyle orada olduğunu bilen bir göz bile kuşu bulmakta zorlanıyor. Hatta bence İshak kuşunun kendisi bazen orada olduğunu unutuyordur. Diğer bir tür ise çoban aldatan. Bu kuş da geceleri aktif olan bir kuş. Gündüzleri ya bir ağaç dalına boylu boncuz olarak güzeniyor ya da yerde yaptığı yuvasının üzerinde kuluçka yatıyor. Sahip olduğu renk ve desenleriyle bulunduğu ortama büyük bir uyum gösteriyor. Bir de üzerine saatlerce hareketsiz duruş eklenince bir çoban aldatanı gündüz gözüyle fark etmek ancak şansa kalıyor. Sadece gece aktif olanlar değil, gündüz hareketi kuşlar da
kamuflaja ihtiyaç duyuyorlar. Bu kuşlar genellikle yumurtaların üzerinde kuluçkaya yatan dişi bireyler oluyor. Gün boyu yumurtalarını sıcak tutmak ve tehditlere karşı korumak için çabalayan dişi bireyler aynı zamanda yatıcı kuşlar için çok açık bir hedef haline geliyorlar. Bütün gün öylece oturup beklemek çok da kolay bir şey değil. Bu yüzden dişi kuşlar erkeklere oranla çok daha soğuk renklere ve gösterişsiz tüylere sahipler. Bu sayede fark edilme ihtimalini en aza indiriyorlar. Dişi kuşların gösterdiği bu kamuflaj özelliğini üzerinde attıkları yumurtanın sahiplere göstermek zorunda. Yumurtadan yeni çıkan yavrular yuvadan uçacakları ana kadar tehditlere karşı korumasız durumdalar. Ebeveynleri onlar için besin toplarken onlar yuvada hareket etmeden ve dikkat çekmeden beklemek zorundalar. Tıpkı annelerinde olduğu gibi yavru kuşlar da soluk ve gösterişsiz tüylere sahipler. Kamuflaj hayat boyu gerekli olan bir ihtiyaç. Gizlenmeden geçen her dakika av olma ihtimali artıyor ya da bir avcı için av elinden kaçırabiliyor. Özellikle deniz ve göl kıyıları, çayırlar, düzlükler gibi saklanacak yerlerin sınırlı bölgelerde yaşayan kuşlar kamuflaj yetenekleriyle dikkat çekiyorlar. Örneğin bir koca göz, bitki örtüsünün çok kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan bu kuş yuvasını da doğrudan yere yapıyor. Yumurtaların üzerinde geçen günler boyunca fark edilmemek en önemli mesele. Bulunduğu yere öylesine uyumlu renk desene sahip ki gördüğünüzden emin olduğunuz halde aynı yere bir kez daha baktığınızda bulmakta zorlanıyorsunuz. Gelelim benim en favori kuşlarımdan birine. Belki de en favorisine. İzlediğiniz videolarımın başlarında mutlaka görmüşsünüzdür kendisini. Hatta şurada duruyor şu anda. Kendisi bir yalı çapkını. İlk baktığınızda bunun neresi kamufle yahu? Baksana hayvan parıl parıl parlıyor diyebilirsiniz. Açıkçası ben de ilk gördüğümde öyle düşünmüştüm. Sonra fark ettim ki aslında müthiş bir kamuflaj yeteneğine sahipmiş. Yalı çapkınları genellikle suya doğru eğilmiş bir saz üzerinde duruyorlar. Oldukça hareketli bir biçimde aşağıdaki suyu izliyor ve avlarını belirlemeye çabalıyorlar. Doğru aldıklarında ise amansız bir dalış yapıyor ve uzun dalgalarıyla avını yakalıyorlar. Her şeyden önce yalı çapkınlarının tüyleri güneş ışığının yoğunluğuna göre farklı tonlara bürünebiliyor. Fotoğraflarda ve videolarda oldukça parlak mavi ve turuncu tüyleri sahip gibi gözüküyor ama doğal ortamlarında gözlemlediğiniz zaman çok daha koyu tonda görüyorsunuz. Bu bir avantaj. Çünkü daha az dikkat çekiyor. İki zıt renkte olması da ayrı bir avantaj. Kanat üstü, sırtı, kuyruğu ve kafası mavinin çeşitli tonlarındayken gövdesi turuncu tonlarda. Bu şu anlama geliyor. Aşağıdan bakan bir canlı ki bu durumda yalı çapkınının birazdan avlayacağı bir balık olabilir. Kuşu arkasında kesilen aynı renklerde görüyor. Aynı şekilde yalı çapkınına üstten bakan bir canlı ki bu durumda avcı bir kuş olabilir. Yalı çapkınını alttaki suyla benzer tonlarda görüyor. Yani yalı çapkını ne avına fark ettiriyor kendini ne de onu avlayacak bir avcıya. Muhteşem bir kuş, muhteşem bir adaptasyon. Haydi, kalın sağlıcakla.